Merhaba, geri geldim. No. Evet, geri geldim ama kısa zaman sonra geri gideceğim. Bu arada şu an aynı arka planda değilim. Bir tane pavyon ışığı vardı böyle ama onu kullanamadım, şarjı bitmiş. Size böyle salak bir video izletmek istemezdim ama bu salak videoyu size izleteceğim çünkü video konusu bulamadım. Aslında video konusu bulmuştum. Zaten tek yaptığım yatmak şu sıralar ama hadi bir tane video çekeyim ya dediğim anda hepsi böyle puf diye kafamdan uçuyor gidiyor. Nerede lan o video şimdi? Yo. Ha, buradaymış, tamam. Keşke sunucuyu patlatırken facecam alsaydım. O zaman gülmekten kırılıyordum ama şimdi hiçbir resim olmadığı için. Bak kamera. Bu ne ya? Böyle kambur oturuyorum. Bu oturuş ne ya? Özürlü gibi. Keşke şu ışığı gözünüze soksaydım. Daha az rahatsız olurdum. Bu arada tipim mi değişmiş lan benim? Önceki videoda böyle değildim. Şimdi bu benim sunucuma geldi, tamam mı? Benim sunucumda reklam kanalı var. Oraya işte kendi sunucunuzun, YouTube kanalınızın, Instagram sayfanızın falan neyse reklamını atabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim böyle bir tane işte sayfam var. Gelin bakın. İsterseniz takip edebilirsiniz. Demek bedava. Evet, Discord sunucumda bedava reklam var. Hadi gelin bedava reklam yapalım. Evet. Neyse, çocuk geldi, sunucusunun linkini attı reklam kanalına. Sonra dedi ki işte gelin. Sunucusu hiçbir şekilde hiçbir şey vaat etmiyor abi. Bir insan senin sunucuna neden gelsin? Senin sunucuna gelince ne kazanıyorlar? Hiçbir şey. Sadece gelin yazmış ve doğal olarak kimse gelmemiş. Sonra bana DM'den dedi ki abi işte benim sunucuma adam yollar mısın? Benim sunucumun reklamını yapar mısın mı? Ne öyle bir şey demişti. Ben de açıkça söyledim. Sunucunda bir şey yok. İnsanlar gelmez boş sunucuya. Onlara bir şey vaat etmen lazım gelmeleri için dedim. İşte bu olaydan sonra yine sunucusunu büyütmeye falan çalıştı. Benim serverdan da 2-3 kişi çekmişti. Sonra benim serverdan giden kişi... Köpek sus, havlama artık köpek, başlayacağım sana. Neye havlıyorsun? Bu köpekler neden neye havlıyor hiçbir zaman çözemedim abi ya. Onu video bittikten sonra hemen onu araştıracağım. Sonra benim sunucudan gidenlerden biri demiş ki işte sunucun boş. Bu da sinirlenmiş işte, buna küfür falan etmiş, sunucudan atmış. Ondan sonra geldi benim sunucumda da küfür yazdı. E tabi o öyle küfür yazınca banlamak zorunda kaldım. Küfür ettikten sonra bana DM'den şey yazdı. Abi ben birazcık küfür ettim de serverda banlamazsın değil mi? Sonra zaten benim sunucumda küfür serbest ama dozunda küfür serbest. Başkasına hakaret olarak küfür kullanmayacaksın, bu bir. İkincisi de dediğim gibi dozunda kullanacaksın. Çocuk dünyanın en uzun küfürü diye internete yazmış, kopyala yapıştır yapmış. Yok senin anlamına yoğurt döker mayalanana kadar bu kadar küfür edince ben de şey dedim. Kardeşim kusura bakma çok küfür etmişsin, banlamak zorunda kaldım dedim. Sonra bu bana bu çocuğu falan filan dedi. Allah'a falan sövdü işte. Ondan sonra ben bir tane fake kız hesabıyla bunun serverına girdim. Buradan sonra yazışmalar var abi. Bakın yazışmalara. En baştan geldim dedim. İlişki durumu alabiliyor muyuz diye söyledim. Hani direkt şeye gireceğim işte. O sevgili arıyorum dostum falan. Sonra alıyorsun. İsmin ne diye sordu. İşte ben mi diye sordum. Hani hafiften alıyorum çünkü çocuk manyak abi. Hakaret etmeyeceğim çocuğa. Manyak. En ufak şeyde banlıyor. Banlamaya yer arıyor milleti. Zaten büyük ihtimal yazışmalara da yine gösteririm. Bana moderatör rolü vermişti. Bir dakika geç cevap verdiğim için moderatör rolümü geri aldı. Diyor ki sen moderatörsün kardeşim. Aktif olacaksın. Saniyesinde cevap vereceksin falan diyor. Tuvalete gitmeyeyim mi ben? Yemek yemeyeyim mi? Arkada online dersteydim bu arada. Ona rağmen yani bir dakika geç cevap verdiğim için rolümü aldı. Sonra işte dedim... Hemen. Bak. Abazaya bak abi, şeye bak. Maşallah maşallah ya habibi, Allah özene bezene yarattı. İşte ben de hemen böyle tatlış kız ayakları falan. Hey teşekkürler falan filan. İşte yetkili alımımız var, katılabilirsin dedi. Ben de hani yetkili olmak istemiyormuşum gibi böyle olur ama fazla aktif olamıyorum. Herkesin sevgilisi varsa yazabilir mi lütfen dedi. Ben benim yok dedim. Bu da hemen olalım. Gördü herkese sevgili olalım mı? Şşt. Beyler sev var mı? Sev arayan yok mu? Yok mu ya? Hı? Biraz tanışsaydık önce ya falan filan dedim. Benim adım Emin, 13 yaşındayım. YouTuber'ım. Ha YouTuber. 40 abonesi var. Sevolak mı? İlk olacak. Uhu. Hiç ilk olduğunu zannetmiyorum abi. Çünkü direkt server'ına gelen bir kızı sahte mi değil mi bilmeden... Sevgilin var mı? Yok, olalım. Ama hemen Instagram falan veremeyeceğim, kusura bakma yeni tanıştık falan dedim. Aslında buradaki amacım şeydi. O bana Instagram'ını verecekti, o ettiği küfürleri falan annesine babasına atacaktım ama sonra insafa geldim ve... Gerçekten düşündüm. Allah belamı versin düşündüm. Şerefsizim ki düşündüm. Tam bu çocuk özürlü mü lan? Engelli mi yoksa falan diye düşündüm. Hani akıldan bir engeli falan mı var diye düşündüm ve ciddiyim abi, aşırı ciddiyim. Hiç bu kadar ciddi olmadım. O yüzden hatta patlatmasam mı sunucusunu falan filan diye düşündüm de sonradan
Ya burası bak, burası çok iyi. Aşkım bebeğim, bir tanem, kraliçem, kandırmıyorsun değil mi? Bir anda erkek çıkıyorsun falan. Yazdı, ben de şey dedim, yok daha neler iyi falan. Bak çocuktaki sapıklığa, pedofililiğe bak ya. Ne lan bu? 31 çeken patlıcan desem hayır. Sude oluyor diyor ki, o zaman fark etmemiştim çocuk 31 falan mı çekmiş kapak fotoğrafındaki kıza bakarak. Bak çocuğun ever attığı salaklığa bak abi. Everyone atıyor tamam mı? Serverda bilmem kaç kişi var. Kimse Sude'yi etiketlemesin, acımam, ders çalışıyor online. Çocuk bir de ney diye ever atıyor biliyor musun? Beni sevenler artı bir, sevmeyenler eksi bir yaz. Çocuk büyük ihtimal şey abi, böyle hiç dışarı çıkmıyor tamam mı? 24 sanalda hiç arkadaşı yok dışarıda. Discord serverı açıp işte beni sevenler artı bir yazsın, sevmeyenler eksi bir yazsın. Eksi bir yazan çocuğu da banladı bu arada. Şimdi burada sesliyle konuşalım dedi. Tabii ben sesimi kız sesine hiçbir şekilde benzetemiyorum zaten. Bana ortaokulda bu aradan sesli diyorlardı. Gerçi şu an hocalar şarkı söyle falan, sesini kullan, güzel bir sesin var, mikrofonik sesin var diyorlar ama kız ses filtresi falan kullansam bile böyle trans gibi çıkıyor sesim, anladın mı? Hiçbir şekilde kız sesine benzetemiyorum. Benim annem ve babam doktor ve hemşire. Saat 5'e kadar mesaileri var. Saat 5'ten sonra müsait olmuyorum. Çünkü 5'te eve geliyorlar. Eğer şimdi konuşursak gelirler işte, kimle konuşuyorsun diye sorarlar. Bana kızarlar dedim. Yarın saat 3 gibi seni arayayım dedim. Tabii yarına sunucusu kalmadı. Bu arada botların ismini bile benden çalmış. Benim sunucumda Dynabot'un adı Muhittin. ME6 botumun adı da Mahmut dayı mı? Öyle bir şeydi. Unuttum. Neyse ona bakmayacağım şimdi. Botların isimlerini bile çalmış abi. Şimdi ilk Pulix hesabında bana ilk defa küfür etti diyenden yazışmaları göstereceğim. En baştan takipçim olarak o abi eklemişsin dedi. Arkadaşlık isteği atmıştı. Kabul ettim. Yes yazdım. Sunucuma gelir misin peki? Sohbet ederiz. Kimse etmiyor benimle. Atayım mı? Geleceksin mi? Falan filan dedi. Ben de tamam hadi geleyim dedim. Bu arada Discord sunucularına gelmiyorum. Bana DM'den link falan atmayın. Bazıları Discord'da işte CSGO odası 1, CSGO odası 2, 5 tane CSGO odası koyayım, 5 tane de LoL odası koyayım. Ne vardı? 2-3 tane de Valorant odası atar. Bana geldi DM'den yazdı ki işte 10 kişi getir benim sunucumun şablonunu sana vereyim dedi. Hani ne yapacağım ki yani, zaten benim sunucum var dedim. İşte sunucumda kaç üye var falan filan dedi. Ben neden cevap yazmamışım? Normalde böyle şeyler yapmam. İşte abi şu Harry Potter sunucuma gelip boş sunucu deyip duruyor dedi. Boş sunucu demesinin nedeni çocuğun yönetmesi yani. Sanki 100 bin kişilik server yönetiyor bana. İşte kanka çok küfür etmişsin, banlamak zorunda kaldım, üzgünüm falan dedim. Kankanın amına koyayım. Bu şablon kendi sunucumun şablonu. Şimdi siktir git. 40 üye senin bütün sülalenin s***. Hatta ben Bitbox ve 31 çekerek sülalenin s***. Küfür etti. Ben de dedim ki hala ağzımı bozmuyorum. Çünkü çocuğun yaşının küçük olduğu o kadar belli ki. Ne saçmalıyorsun diyor. İşte sunucunda bir tane bile aktif adam yok. Onu söylüyorum dedim. Moderatörüm var. Onunla başka sunucuda sohbet ediyoruz. Boş yapma dedi. Vay bir tane aktif adamı varmış. Vay anasını abi özür dilerim falan filan dedim. Sonra kaç yaşında olduğunu sordum. Diyor ki ben 100 yaşındayım. 10. 0 bu. 0'ı sil. Kaç oluyor? 10. 10 yaşında olduğunu kendisi söyledi yani. Zaten fotoğrafını da göstereceğim çocuğun size. En sonunda Allah'ını sikeyim dedi bana. Zaten sonra direkt engel attı. Gördüğünüz gibi bir şey yazamıyorum. Ne kadar boş rol olduğuna bak abi. Kaç tane bomboş rol abi. Benim sunucumda 3 tane rol var. 1 Pulix rolü, benim rolüm. 2 moderatör rolü, moderatörlerin rolü. 4 de takipçi rolü. 4 değil, 3 oldu değil mi? Burada sunucuyu patlatmak için işte sahte bot çekeceğim. MCAT botu değil bu normalde. Sunucu patlatmak için yapılmış bir bot. Sonra şey oldu. Onaysız botların gelmesini kapatmış adam. Çekemedim botu. İşte hemen fark etmeden pat 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 elle her şeyi sildim burası. 12 hızla. Bütün rolleri her şeyi sildim abi. Sadece Atatürk köşesini bırakmıştım. Çocuk Atatürk köşesini sildi sonra. Tabii görünmezdeyim şu an. Çocuk fark etmesin diye görünmez almışım. Bu arada beni atmıyor sunucudan çünkü atmayı bilmiyor sunucudan. Beni ilk sunucudan banlamadan önce şey oldu abi. Geldi işte çık lan sunucumdan falan diyor. Hadi banlasana lan falan diyorum. Duruyor çocuk. Yok banlamayacağım kendin çık falan filan diyor. Bana atmayı bilmiyor da Discord sunucusu açmış. Bu çocuk burada Atatürk köşesini sildi. Ben onu silmemiştim, bırakmıştım. Sen kimsin onu söyle diyor. Şu an bambaşka biriymiş gibi davranıyor abi. Anlayacaksınız az sonra. Videolarında bok gibi falan. Ne oluyor? Çocuk o sen kimsin falan dedi ya. Sonra bana dedi ki işte güya başka bir tane hacker geliyor. Emin'in hesabını hackliyor. Sonra oradan bana şey yazıyor. Ya bu mal Emin sana böyle mi yazdı ya, kusura bakma falan filan diyor. Nasıl patlattın sunucu deyince devlet sırrı kardeşim. Hacker'ım ben falan filan dedim. Puh sıfatını s**eyim senin dedi. Bu hesabı aldım ben. Ben Ponçik Bey. Ben de hacker'ım. O kullandığım program mı ne? Ben hep yoruluyorum. Başka sunucuları ben patlatıyorum ayol. Aaaa.
Güya Ponçik Bey gelmiş bunun hesabını eklemiş. Şu an ben onunla konuşuyormuşum gibi yapıyor. Ben de şakasına şey diyorum. O abi çok özür dilerim, hacker olduğunu bilmiyordum. Lütfen adresimi bulma falan yazdım. Bu da ironi olduğunu anlamadı, gerçek zannediyor. Diyor ki şu an buldum ama gelmem, korkma, gece yat falan filan diyor. Abi yapma yazıyorum ben. Sen mışıl mışıl uyu, programın adı ne diyor. Ben dedim ki işte buna, işte nasıl patlattın sunucumu diyor. Bana rol verdi, o kadar ban atma yetkisi verdi. Sonra nasıl patlattın sunucumu, nasıl yaptın diye soruyor. Ben de dedim işte programla yaptım kardeşim, hacker programı falan filan dedim. Bu da gerçeği yuttu. Bak bak tehditlere bak. Şimdi evine gelir gırtlağını keserdim. Takipçilerin amına koyam. O nasıl takipçi? Piç piç. O bak bak bak, bir de açıklamasına bak, onu söylemeyi unuttum. Hayvan Pulix, o dilini keser itlere yediririm yazmış açıklamasına. Hadi ya. İşte burada diyor ki o velet emin mi? Ya sen bizim emin ediyorsun ya. Ben onun hesabını ekledim kanka, ya sen kralsın. Şaka yaptım ben ya, ben hacker'ım falan filan diyor burada. Ve burada biri de bir tane kart hazırlamış. Eğer birisi İbne Pulix ve İbne takipçilerine laf atarsa, laf atanın anasını ***'ye yarar. Ve çok daha komik bir şey. Bunun sunucusunu ben iki defa patlattım. Ben sunucusunu patlattıktan sonra birkaç gün geçti. Sunucuyu yeniden kurmaya başladı. Benim bir tane arkadaş fake hesapla gitti, bunun güvenini kazandı. Sonra hesabı bana verdi video çekmem için. Ona da teşekkür ediyorum buradan, adamsın. Onun hesabına girdim işte, bayağı bir yazıştık falan. Profilindeki kim biliyor musun dedi, sevgilim dedi. Sevgilim dediği kız da Pinterest'ten şey almış, hani bad girl falan var ya, böyle 19 yaşlarında ergenler böyle falan dillerini çıkartıyorlar, saçları tek gözünü kapatıyor falan bir şeyler yapıyorlar. Onların bir tanesini fotoğrafını koymuş, bu sevgilim diyor. Diyor ki işte sevgilim yanımda, yazdırayım mı bana, sohbet edin azıcık falan filan dedi. Ben de arkada ders dinliyorum, pek sohbet edebileceğimi sanmam dedim ki gerçekten online dersteyim, fazla aktif olmuyorum. Yine konuşun lan azıcık, sinirlendirme beni falan filan yazıyor. Sen kimsin ya? Valla nerenin kralısın abi sen? Konuşun lan azıcık, beni sinirlendirme. İşte merhaba. Sevgilisiymiş gibi onun ağzından yazıyor şu an. Merhaba dedim. Ben 19 yaşındayım, sevgilim 13, şaşırdın mı falan dedi. Ben de tabii ki dedim yani. İnanmıyorum yani ama çocuk beni banlamasın diye inanmış gibi. Nasıl sevgili olduklarını anlatıyor. Diyor ki bana geldi, çiçek verdi, yüzük verdi, öyle aşık oldum. Sonra sevgili olduk. İşte kaç yıllık sevgilisiniz dedim. Bir aylık sevgiliyiz diyor. Daha 2-3 gün önce Sude diye benim açtığım fake hesapla sevgili olmuştu. Şimdi de bir aydır sevgiliyiz diyor. İşte burada güvenini kazandığı kısım arkadaşın. Arkadaş şey yazdı, ben tabii ona yazdım diyenden, git bunu şey yap diye. Abi Pulix'in sunucusunda konuşuyorlar, adam yolluyor senin sunucuyu patlatmak için. Benim ispiyonladığımı söyledi falan filan dedi. Sen kimsin lan? Aha bu orospu çocuğu Pulix var ya, benim sunucumu patlattı. Amına koyarım ben onu, sen de ondansın, baksana SS atıyorum falan dedi. Onun sunucusundaydım abi, senin sunucunu patlatmaya geliyorlar diye haber verdim. Ben senin tarafındayım, evet ben sendenim falan filan dedim. YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çılgın kaplumbağa. Ozan çıldırdı abi, artık çocuğun anasını avradına sövmemek için kendini zor tutuyor. Çocuk o kadar sinir ki artık gelene geçene etki vermeyeceğim diyor. Tepkiye bassanıza diyor. Ben de dedim işte o zaman basmamıştım. Tepki yasak demiştin abi, ondan basmadım falan dedi. Çünkü öncekinde attığı mesaja tepki veren çocuğu direkt banladı abi, hiçbir şey söylemeden. Mesela tepki vermek yasak büyük harflerle. İşte Begüm'ü atıyorum, amına kodumun salayla işimiz yok dedi. Hiç de karşılığı yok sanırım. Thumbs down mu deniyor buna, ne deniyor? İşte o emojiyi attı diye kızı banlayacaktı. İşte bu Günay dedi, o benim arkadaşım, banlama falan filan diye. Ben yanlışlıkla büyük harfle bir şey yazdım, tamam mı? Gerçekten anlamıyorum abi, caps lock nasıl açılıyor? Benim bilgisayarımda sürekli caps lock açılıyor, bu caps lock. İşte yanlışlıkla caps lockla bir şey yazdım. Modu verdiği anda şey dedi, Mahmut atacağım seni, büyük harf yasak, bekle lan sen falan filan dedi, hemen atacaktı beni. O kadar sunucunun kurulmasına yardım eden adamı bile pat diye atmaya hazır yani. Ha bak bak bak, 11.50'de yazıyor ki, invite yaptın mı? Rolünü geri alıyorum. 3 kişiyi çağırdım sunucuya, 3 kişi çağırdığım için bana rol verdi. Ve daha fazla kişiye çağırmazsam da rolümü alacak. Yani daha bir gün olmadı, hemen daha fazla invite yapsana. Ya günde sunucuya 3 adam getirseniz yetmiyor. Rolünü geri alıyorum, salaklarla işimiz yok diyor. Geri aldı rolümü orada. Ben de zaten bu mal sonra geri verir, zaten herkese mod veriyor diye, sen bilirsin abi falan filan dedim. Saygısızlık yapmadım. Bu arada Bilge Can'da de var bizim serverda, Polat Gündüz. O da bayağı yardım etti. Bu da çocuğun fotoğrafı abi. Çocuğun tipi bu ve bana ettiği küfürlere bak. Hiçbir şey demiyorum zaten. Aha net gösterirdim de size. Şimdi yüzümü net gösterirsem sıkıntı yani. O yüzden göstermeyeceğim. Burada takipçimden ölüm tehdidi alıyorum. Oluyor böyle şeyler. Abi şey, onunla bir sesli konuşsam sen de gel istersen falan filan dedi ama benim mikrofonum yok diyor. Yalana bak, daha 2-3 gün önce mikrofon açtı. Hemen sunucusunu böyle pat 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 hızlı patlattım.
banlamayı öğrenmiş artık. Son anda beni banladı. Ama merak etmeyin, böyle tam ucu ucuna banlandı. Bütün üyeleri attım. Ondan sonra banladı yani. Son anda yetişebildi ve kurtaramadı sonucu. Ben de ez yazdım. Gitti bütün botların ve üyelerin. O PvP'ndeki de sevgilinmiş. Peh. Bir daha da yalan atma, Allah'a sövme falan filan dedim. Bana da direkt burada küfür etmiş. Allah'ını s**eyim diye. Sonra da zaten direkt engelliyor burada. Random attım, engellemiş direkt. Hemen bay bay Burada da bir tane server'a girmiştim. Bir tane fake porno oyuncusu şey yazdı bana. İşte merhaba, how are you falan filan dedi. Benim çıplak fotoğraflarımı görmek ister misin? Bedavaya dedi. Ben de hayır dedim. Tamam dedi. İşte neden senin fotoğraflarını görmek istemediğimi biliyor musun dedim. Kız dinlemedi çünkü kızım onu bile bilmiyorum ama ben kız diyeceğim. Kız dinlemedi, işte link attı. Sadece bu web sitesine e-mailine kaydol ve e-mailini doğrula. Ondan sonra sana hediyeni yollayacağım falan diyor. Hediye dediği de Edgeable'daki fotoğraf işte. Ben de şey yazdım. Senin fotoğraflarını görmek istemiyorum. Çünkü Mesnevi'den ders aldım yazdım. Sonra bu bastı şeyi attım. Direkt engelledi sonra beni. Ana ne oluyor lan? Neyse bir saattir konuşuyorum ya. Bu arada bütün video boyunca böyle özürlü gibi oturdum. Çünkü sandalye çok yüksek ve monitörde şu an çok aşağıda kalıyor. Video eğlenceli geçti mi ya da buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama dediğim gibi kardeşim LGS'ye hazırlanıyor ve babam bilgisayara el koydu. O yüzden bir süre daha video gelmeyebilir. Ama gelebilir de biliyorsunuz, belli olmaz. Neyse. Açıklamada Discord var, Instagram var. Takip edin, gelin, bir şey yapın, abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Yoruma da dislike atacaksınız. Niye attığınızı yazın. Bay bay.